Уважаемый Варлаш. Varlasınız. Varlasınız, varlasınız. Eyvallah. Allah kabul etsin. Eyvallah. Konur. Buyur beyim. Divit'le Okka'yı getirtesin. Sizler de konağa geçersiniz. Buyurundur beyim. Alaaddin, Orhan. Siz benimle kalın. Şeyim. Hele buyurasınız. Bugün tebdili kıyafet ailenin arasına karıştım. Ama gördüklerim hem içimi acıttı hem de umudumu perçinledi. Nedir beyim şahit oldun? Esnafın ticareti bitme noktasına gelmiş. Mal alıp satamazken sanki her şey yolundaymış gibi bir de onlardan icar alırlar. Diyersiniz hele. Ne etmek gerek evlatlar? Bunca çetin cenk verilirken kim akçasının derdine düşerse bedelini ödemeli beyim. Mal derdine düşen canından olur. Böyle vaziyetlerde beyim tümü görmek gerek. Ticaret duranda mal sahibinin de tek geliri icar olabilir. Mal sahibini kollayıp tüccara mı kıyacağız kardeşim? Dediğim o değildir. Orta yoldur. Tüccar gelirini beyan edecek. Mal sahibi ise icarı ona göre belirleyecek. Kendini döndürmeyen esnaftan kazancı kadar icar istemek ahalinin sonu olur. Yani dersiniz ki biri zorlanırken öbürü rahat olmayacak. Herkes elini taşın altına sokacak dersiniz. Tacirin geliri de sahih esaslara dayanacak. Suistimali açık olmayacak. Şeyhim. Evlatları duydun. Peki ya sen ne dersin? Boynuz kulağa geçmiş. Osman Bey. Bana diyecek söz bırakmadılar. Orhan'ım da Alaaddin'in de dediklerinde haklıdır. Ama mühim olan orta yolu bulmaktır. Orta yolu bulmak içinse şehzadelerim gibi iki ayrı kanat, iki ayrı dimağın birlenmesiyle olur. Yani orta yolu bulacağız. Eyvallah şeyhim. Eyvallah. Evi Tokka'ya alasın. Yazasın. Osman Bey kanundur. Ramazan ayının 20'sinden sonra tüccarların yaptıkları ticaretler hesaplanacak. Ve herkes icarını yaptığı ticarete kıyasla verecek. Eğer ki yalan beyanda bulunan olursa o vakit onlar bunun cezasını çekecekler. Onlar haram yemekle yargılanacak. Her ayın 20'sinden sonra iki tarafında beyan alınacak ve
her daim teftiş edilecek. Bundan gayrı Osman Bey kanunudur. Uygulanacak.